Merhaba arkadaşlar, Pratik İngilizce Notları. Bu video serisinde özellikle kelimelerin nasıl akılda kalabileceği, çeşitli çağrışımlar, benzerlikleri koyacağım. Kendi kullandığım şeyleri. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz alt taraftaki. İlk kelimemiz elder. Elder kelimesi değiştirmek anlamına geliyor. Biz klavyemizde bulunan alt tuşundan aklımızda tutuyoruz. Alt tuşu ne işe yarıyordu? Örneğin 3'e bastığımızda 3 çıkıyor. Fakat alt tuşuyla beraber 3'e bastığımızda farklı bir karakter çıkıyordu. Aslında değiştiriyordu. Karakteri elder kelimesini de buradan aklımızda tutabiliriz. İkinci kelimemiz advocate. Avukat anlamına geliyor. Korumak, savunmak anlamlarına geliyor. Biz nereden aklımızda tutacağız? Avukattan aklımızda tutacağız. Çünkü advocate derken aslında avukat der gibi oluyoruz zaten. Dolayısıyla bu kelimeyi de bu şekilde aklımızda tutabiliyoruz. Üçüncü kelimemiz aid. Aid yardım etmek anlamına geliyor. Özellikle bizim jenerasyonun oyunlarda gördüğü first aid kelimesi, oyunlardaki ilk yardım kutularından aklımızda kalabilir. Yurt dışında çok kullanılıyor ama bunu bizde ilk yardım kutuları Türkçe olduğu için çok bilmiyoruz. Ama first aid'den aid kelimesinin ilk yardım anlamına geldiğini aklımızda tutabiliriz. Bu kelime attach. Attach zaten iliştirmek, eklemek anlamına geliyor. Bilinen bir kelime ama attach'tan aklımızda tutabiliriz eğer bilmiyorsak. Attach ne işe yarıyor? Bir şeye iliştiriliyor. Mail yollarken mesela attach yapınca bir dosya iliştiriyoruz, ekliyoruz. Aslında attach'la tutturuyoruz gibi aklımızda kalabilir. Bir sonraki kelime assure. Assure'un içinde sure kelimesi geçiyor. Sure çok bilinen bir kelime aslında İngilizce'de. Hani emin misin anlamında çok kullanılıyor. Assure kelimesi de emin kılmak, garanti vermek anlamına geliyor. Biz bu kelimeyi gördüğümüzde içerisinde geçen sure kelimesinden assure kelimesinin ne anlama geldiğini aklımızda tutabiliriz. 5 tane kelime. Akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yine yeni videolarda beşer kelimeyle gitmeyi düşünüyorum. İyi çalışmalar herkese.